Limon Numara'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuşla ikinci günümüzdeyiz. Sabah oldu. Saat sabah 9. Kuşun üstünü örtmüştüm. Pencereyi açtım diye. Evet, pencereyi unutmadan kapatmalıyım. Çünkü kuş kaçar. Görev tamam. Şimdi örtüsünü çıkaralım. Örtüyü de rüzgar eseceği için, daha doğrusu essin diye açtım. Eseceği için üşütmesin diye koymuştum. Onu da çıkardık. Evet. Merhabalar efendim. Her yerini kilitledim bunun. Kaçabilir diye kafesten. Çünkü pencere açık ve yani kafesten çıktığı anda kendini dışarıda bulur. Burası zaten lastikli kalabilir. Şurada ikinci bir kapı var. Kalsın orası. Gel. Dün yaptığım eğitimleri aynen şimdi tekrar edeceğim. Başka hiçbir yolu yok. Sonra da zaman. O yüzden ben tek elle yapamayacağım. Kamerayı kapatıp geliyorum. Evet. Kuş birazcık uçtu kaçtı. Ama dünküne nazaran çok kısa süre uçtu kaçtı. Alarmım çalıyor. Onu bir kapatayım. Evet, kaçtığımda yaptığım şey de şu. Bir kıyafeti alıyorum. Şuraya koyayım. Burada da uzun bir çubuğum var benim. Bu çubuğa kıyafeti takıyorum. Şurada da bir tane, artık adını bilmiyorum, metal işte kelepçe midir, şunu şuraya takacağım çıkmasın diye. Bunu bu şekilde şimdi bir alet yaptık, çubukla tutabildiğim. Kalkıyorum ayağa, şu anda bu kupanın üstünde. Kupadayken onu kovalamayacağım çünkü kupada durmasını, şu anda en azından kupada durmasına izin vermek istiyorum. Çünkü mesela perdeye çıkarsa alamam, dolaba çıkarsa alamam. Buraya ve buraya izin veriyorum. Oraya kaçtı hemen. Zaten bakın orada korktu. Orada güvende olmadığını biliyor şu anda. O yüzden durmadı. Kaçmadı bir daha. Evet, istediğimiz yere geldi. Bu şşşt demem ona kızdığım anlamına geliyor. Çünkü buralar yasak. Buralar yasak. Yakın zamanda burası da yasak olacak. Burası da yasak ama şu anda oraya ve şuraya gitmesine izin. Şurası da yasak değil. Yasak değil. Burası da yasak ama oraya şu anda gitmesine ve şu anda şuraya gitmesine izin veriyorum bu dolabın üstüne. Çünkü yatağa çıkıp buraya kolayca ulaşabiliyorum ve şu anda konacak başka yeri olmadığı için bu tarz bir yere ihtiyacı var. Tabii bir süre sonra elimle devam edeceğiz. Bakın çok sakin hareketlerle. Kaçabilir, çok normal ama beni pes etmeden ona yaklaşmam gerekiyor. Ama bu durumlarda tabii. Gene geldik kupanın üzerine. Bu dolaba kaçıyor, perdeye kaçıyor, avizeye kaçıyor. Sorunlarınızın da hepsinin çözümü. İşte bu perdemi söktüm bu arada, yanlışlıkla dün. Perde de şurada kaldı, indiremedim. Salladım perdeyi insin diye. Ve kuşun oraya gitmesinin sebebi oranın güvenli olduğunu düşünüyor. Bir güvenli olmadığını düşündürtürürse kuş da oraya gitmez. Çözümü bu. Bakın gördünüz mü? Lambaya gitti, dolaba gitmedi. Burası çok daha iyi benim için. Bakın nefes nefese kaldı şu an. Sürekli kaçmaktan yoruldu. Bir süre sonra kaçmayı bırakacak. Bakın gördünüz mü? Oralardan vazgeçti. Buradan, buradan. Buraya da gidebilirdi tabii. Buradan vazgeçti. Yavaş yavaş anlıyor gitmemesi gerektiğini. Ve şimdi tavana çarptı saftirik. Bakın görüyor musunuz? Bu yasaklama, bu kızma yöntemi istemediğiniz yerlere gitmesine engel oluyor. Gel bakalım. Ve bu arada ikinci günümüz. Normal olarak kaçıyor kuş. Hadi gel. Çok ısrar ediyor şu an. Verim sana. Evet, süper. Kameranın şarjı çok az. Onu şarja almalıyım. Ya da tripoda takıp şarjda çekim yapacağım. Şimdi görüşürüz. Ben şarja takıp geliyorum. Tabii şarja takarken tekrar kaçmaması için tüneye koyacağım. Tünekte dursun şu anda. Benim iki elime ihtiyacım var çünkü. Evet, sen burada takıl, ben geliyorum. Evet arkadaşlar, tripodu sabitledim kamerayı. Gel bakalım.
Çok sakin hareketlerle elime alıyorum. Bakın hiçbir şekilde dolaba kaçtığımda, ne bileyim avizeye, ne bileyim tüykardik kupaya kaçtığımda bu tünekle almıyorum. Çünkü bu tünek başımın belası olacak. Bu tünek şu anda kafesin içinde bile yok. Kafesin içinde olmamasının sebebi de bu kuşu sürekli olarak dışarıda tutacak olmam. Çünkü bu kuş sürekli dışarıda durursa dışarıya alışacak. Kafesi sevmeyecek. Kafeste sürekli durursa sürekli kafeste kalmak isteyecek. Ama sürekli dışarıda olursa dışarısı hem açık alan daha rahat üşüyor. Ve dışarısı onun için daha güzel. Çünkü onu kısıtlayan duvarlar çok daha geniş. Tabii free flight'ta da hiç duvar olmayabilirdi. Ama şu anda onun için çok erken. O yüzden dışarısı onun için daha güzel. Ama sürekli kafeste kalırsa kafesi güvenli bilecek, uygun bilecek, rahat bilecek ve çıkmayacak. Ben de bunu istemiyorum. O sebeple şu anda kuş dışarıda. Her zaman da dışarıda olacak. Ama dediğim gibi tünekle alırsanız kuş tüneye alışır. Ben elimle alıyorum, bakın elime alışıyor. Hop kaçıyor. Oraya gitmemeliydin. Bakın gördünüz mü? Kafama gelmişti. Kadraja giremeden çıktı. Yine yukarı gitti, ben alıp geliyorum. Evet, kuşu şimdi aldım arkadaşlar. Birazcık... Evet, masanın... Korkuyor hala ellerimden. Normal olarak kaçıyor. Evet, yine aldım kuşu. Merdiven yapmaya çalışacağım. Yavaş yavaş alttan ve kapalı olarak elimi yaklaştırıyorum ki ürkmesin, ama yine de ürkü. Çünkü daha yeni. Bir daha deniyoruz. Evet, süper. Bu hareketi yapacağız ve parmağımıza çıkmayı öğrenecek. Her zaman kaçabilir. Kaçabilir. Normal. Çünkü korkuyor benden. Biz de bu korkuyu aşmaya çalışıyoruz. Perde de duruyordu. Elimi üstüne götürdüm. Kaçmadı. Ben de yavaşça tuttum onu. Şu anda avucumun içinde. Buna da alıştıracağım. O yüzden hani siz tutmayabilirsiniz, tutabilirsiniz. Size kalmış. Alıştırmak istiyorsanız tutun. Ben alıştıracağım ve tutuyorum. Birazcık sakinleşsin. Bakın avucumdan saldım ve kaçmadı. Elimi yaklaştırınca kaçtı. Tekrar aldım. Tekrar elimi yaklaştırıyorum. Merdiven. Bir daha. Bir daha. Bugün bu arada kuşu direkt saldım kafesten. Yaklaşık 5 dakika bile değil, hani 3 dakika belki 2 dakika boyunca. Kafesi elime aldım. Baktım kuş dışarı çıkmak istiyor. Yani kapıya yaklaşıyor. Elime atlıyor ve elimden dışarı, yani elimin üstüne yürüyüp kapının dışına çıkmaya çalışıyor. Ben dedim ki çıkacak, biliyorum kaçacak. Dışarıda kaçmak için çıkmak istiyor. Buyur dedim, kaç. Kaçamayacağını, kaçmanın çözümü olmadığını görsün dedim. Ve direkt dışarı çıkardım. Bakın artık kuşu alma sürem çok kısaldı. Tabii siz araları kestiğim için ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Ama kuşu yakalama, yani daha doğrusu kuşu elime alma sürem çok daha kısa. Çünkü yavaş yavaş hani artık kaçmayı bırakıyor. Bakın bu arayı hızlandıracağım sadece. Hemen aldım. Zaten şu anda kaçtığı yerler dolaplar falan değil. Şey, bilgisayarın üstüne, ne bileyim masanın üstüne. Bazen prizlere gidiyor. O korkutuyor beni, yani çarpılacak diye. Prizde kablo var, kabloya tutunuyor. O yüzden kolay alıyorum. Neyse bakalım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla uğraşmaya gerek yok şu anda. Bu perde videosunu acaba şimdi kaydı kesip çeksem mi diye düşünüyorum. Ki çok iyi olur sizin için. Çünkü kaçan kuşla hani örnekle göstermem çok iyi olacaktır. Ama bunu farklı bir odada yaparız. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.